Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Ben İrep Çakır ve göçmen yaşamlarda Türkiye'de yatırım fırsatları diyoruz. O yatırım fırsatları başka bir böyle bir hayat planlamasına da geçebiliyor. Ben de sizi şöyle bir Çanakkale'ye, Bolayır'a götüreceğim. Bakın bir dinleyin neler olabiliyor. Tam 6 dakikanızı şimdi şu Çanakkale'de alacağınız nefese ayırın bakalım. Benim en sevdiğim yerlerden Gelibolu, Çanakkale, şu tarlalarda yürüdüm. Arkadan geliyor rüzgar, Çanakkale rüzgarı. Şurası deniz. Muhteşem Çanakkale'yi, muhteşem Gelibolu'yu, muhteşem denizi, muhteşem doğayı çekmeye geldiniz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Şu an burası Gelibolu, Bolayır köyündeyiz. Hemen gördüğümüz üst baştan 300 metre yukarıdan Çanakkale otoban yolumuz geçiyor. Hemen 2 kilometre üstümüzde Bolayır köyümüz var. Ve muhteşem bir deniz bizi bekliyor aşağıda. Yani Bolayır plajlarımıza 2,5 kilometre. Sol tarafta Güneyli plajımız var. Güneyli, meşhur Güneyli plajımız. Oraya 2,5 kilometre mesafede. Muhteşem bir projemiz var burada. Çanakkale'de buram buram tarih kokuyor. Çanakkale'de denizin muhteşemi var. Dünyada kendini temizleyen denizlerden bir tanesi de Saros Körfezi'dir. Kendi kendini temizler. Balığı bol olan ve doğası ve rüzgarı, havası çok güzel olan bir yer buralar. Yıllardır gelir gider. Burada yazın denize girmenin mutluluğunu yaşarım. Burada balık tutmanın mutluluğunu yaşarım. Ve benim gibi binlerce insan, yani Gelibolu yaz gününde 150 bin nüfusa kadar çıkan çok... Bir de gelip gidenlerin uğrak yeridir. Yani İzmir'e gidenler gelirler, burada arabalarını park ederler, denize girerler. Göçmen kardeşlerimizi de buralara bekliyoruz. Çünkü biz onlar için burada güzel bir proje hazırladık. 30 yıl önceden beri buralarda hep parsel yapıp satmışımdır. Ve çoğu insanlar Güneyli'de villalarını yaptılar. Bolayır'da villalarını yaptılar. İstanbul artık buraya çok yakınlaştı. İrep Hanım, yeni yapılan otoban yoluyla 2 saat 20 dakika Beylikdüzü'nden burası. Ama çok yakın bir zamanda geri kalan otoban Tekirdağ tarafı da açıldığında burası direktmen 2 saate düşecek. İstanbul'un kaçış bölgeleri artık buralar. Burası tarla mı? Şu an imar yolunun üzerindeyiz. Bu telle çevrili olan yerlerimiz, bu yerlerimiz imarlı arsalar. Bu gördüğümüz yerde bitişiğimiz hemen de tarla. Buraya imar bekliyoruz. Parsellerimiz var. 250'şer metrekare. Bir kısmı kooperatiften satıyoruz. Bir şu önümüzdeki olan 4 tane parselin bir tanesi 1600 metrekare. 2 tanesi 1662 metrekare. Bir tanesi 1600 metrekare. Bir tanesi 415 metrekare. 5 tane tapulu yerimiz var intikalden geldiği için. Geri kalan 84 parselimizde etrafta gördüğünüz gibi kooperatif hissesi olarak satıyoruz. Bir avuç dolar düşününüz elinizde, bir avuç altın düşününüz. Ama ben size burada bu bir avuç doların, bir avuç altının karşılığında, yani ben size burada 12 bin dolara, ama Kanada dolarına örneğin bir tane 250 metrekare yer vereceğim. 12 bin dolar şu elimizin içini anca doldurur. Yani düşünebiliyor musunuz? Altın alsanız 150 gram altın alacaksınız. Ama 250 metrekare buradan toprak alacaksınız. Ve bu size altından, dövizden daha çok kazandıracağına ben inanıyorum. Ve hep böyle oldu zaten. Hep dövizin üzerinde katladı. Şunu da söyleyeyim ben bu arada size. Biz yıllarca göçmenlerle alışveriş ederiz. İnanın göçmenlerimizin, yurt dışında yaşayanlarımızın en büyük kazandıkları para, yurt dışındaki birikimlerini Türkiye'de toprağa yatırarak 1'e, 3'e, 5'e katlayanlar var İrep Hanım. Yani bunun çok örnekleri çok. Bana misafir olduğunuz ofisimizin olduğu İstanbul Beylikdüzü bundan 30 sene önce tarlaydı. İşte yurt dışında o zaman krediler ucuzdu. Almanya'da çalışan, İsviçre'de, Fransa'da, yani yurt dışında yaşayan arkadaşlar oralardan biliyorum ki bankalardan kredi çektiler. Geldiler buralardan tarla aldılar ve aldıkları tarlaları şimdi kat karşılığı verip 50-100 dairesi olanları biliyorum İrep Hanım. Burası kaybedilen bir tarım alanı değil, değil mi? Tarla değil. Şimdi efendim tarım alanı olsaydı bu bitişiğe imar vermezlerdi. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu gördüğünüz yerler, şu gördüğünüz direkli yerlerin hepsi imar. Zaten parsel sokudan da bakabilirler. Şimdi burada imar var. Bu gördüğünüz de imar yolu zaten. Şu içinde bulunduğumuz yolda imar yolu böyle devam ediyor.
Bu gördüğümüzde imara bitişik bir yer. Hemen alttaki o yeşil olan imar. Yani burada çeşitli yerlerde zamanında imarlar verilmiş zaten. Yani burası zaten yatırım amaçlı bir yer şu an. Ben bütün dostlara, bütün yatırımcılarımıza, gerek yurt içinde yaşayan, gerekse yurt dışında yaşayan bütün yatırımcılarımıza büyük bir fırsat sunduğumu düşünüyorum. Ama Mehmet Bey, yani şuralarda da yapı görmek istemiyorum. Ya. Benim hayalimde gözümü kapattığımda bir Çanakkale var, Gelibolu var. Bu ağaçlar, oradaki çam ormanları, buranın bu güzelliğinin de bir kalması lazım ya. Ama İrep Hanım, yani şimdi burada villalara gitsek görseniz adam evlerin önü hep ağaç dikili zaten. Yani burada zaten şey apartman yapılmıyor ki, burada müstakil villalar yapılacak. Yani burası villa imarlı bir yer. Buraya apartman verirlerse zaten ben kahrolurum, işin gerçeğini söylemek gerekirse. Yani buralara apartman yapmaya asla müsaade etmezler. Buralar villa imarlı, villa yapılacak yerler. Doğası asla bozulmayacak yerler. İstanbul'dan millet burayı niye alsın? İstanbul'dan kaçıyor yüksek binalardan, buralarda işte güzel havada, temiz havada yaşamak için, bunun için tercih ediliyor buralar. Tekirdağ zaten şuradan bir saatlik bir yol. Yani inanın İstanbul'dan sabahleyin çıktığınızda 8'de, 10'da burada olacaksınız. Hafta sonu geldiklerinde buraya, cumartesi pazar kalacaklar. Şuraya bir çadır kurabilirler İrem Hanım, bu toprak sizin. İnanın burada 2 gün kalır, bu temiz havayı alır, denizine girer. Ve bahçesinde burada sebze yapar. Sonra da pazartesi günü sabahleyin saat 6'da çıktığında 8'de İstanbul'da. Oradan da Toronto'ya uçacak. Orada şöyle Toronto'ya uçarken ben onları İstanbul'da çiftliğimde misafir edeceğim inşallah. Orada. Valla Mehmet Karagöz'ü dinlediniz. Son cümlesini duydunuz mu? İyi duydunuz mu? Başa sarıp yeniden dinleyin. Hepinizi de ağırlayacağım diyor. Mehmet Karagöz, Aska Corp Yatırım Danışmanlığı ve Sare Gayrimenkul bu işbirliğinde bu kanala verdiği sözlerin hepsini tuttu. Eminim ki size de bu sözleri güzel güzel tutacaktır. Sizleri, hepinizi, gidenleri de kendi eliyle uğurlayacak Türkiye'den belli ki. Evet, işte böyle işbirliği yayınımızı, çok önemliydi. Teşekkür ediyorum. Güzel güzel yayında. Çünkü bu konuda gerçekten kendi hayalleri olanlar, kendi imkanlarına, düşüncelerine bu fırsatın çok güzel eşleşeceği kişiler olabilir. Yaymak sizin, değil mi? Beğenmek ve yaymak sizin işiniz, anlatmak benden.